Ee, Şanlıurfa, Siverek, Eskihan Köyü ile Doğukent Köyü arasında 2015 yılında e, bir arazi anlaşmazlığı yüzünde bir e, kavga çıkmıştı. Ve 2015 yılında e, bir kişi öldürülmüştü. E, o kişi e, iki köyün arasında çıkan kavgada öldürülmüştü. Ama kimin vurduğunu, nasıl vurduğunu hiç kimse bilmiyor. Ee, daha sonra e, bunlar e, yalan dolan e, beyanda bulunarak 4-5 kişinin ismini verdi ve e, bunlara iftira attı. Mesela işlerinde biri Necdet Erik de vardı. Necdet Erik de o gün e, ilçeye gitmişti, kendi ev erzaklarını alabilmek için ilçeye gitmişti. İlçe bizde yaklaşık 45-50 kilometre uzaklık bir yerdedir ve Necdet o saatlerde evinde değildi zaten. Bunlar iftira atarak Necdet'in ismini de vermişlerdi. Daha sonra e, Necdet o gün yakalandı. Mesela o gün yakalanması çıktı, kendi evinde yakalandı. Yani daha sonraki saatlerde. Yani Diyelim ki saat 17-18'den sonra, yani olay saat 15'te falan olmuştu. E, Askeriye jandarma geldi, Necdet'i aldı, e, Siverek Adliyesi'ne çıkarttı. Ve Siverek Adliyesi'nde Necdet'in e, ellerinde, vücudunda sıvap izleri alındı. Necdet'in üzerinde hiçbir şey çıkmadı. Ve hakim kanat getirdi, baktı ki bu insanın yapmadığını anladı ve o gün Necdet Eri'yi ee, dışarıya saldı yani e, serbest bıraktı. Daha sonra bunlar üst mahkemeye şikayet etti Necdet Deriyi. Ee, yakalanması çıktı. Ee, Necdet'in evi de köyden biraz uzak olduğu için, Necdet e, yedi çocuk babası olduğu için eğer tutuklansa kimse evine bakmayacağını, çocukların perişan olacağını ve korktu mahkemeye gitmedi korkusundan herhangi bir şey olur. Ondan dolayı iftira bana atılmış. Hani iftiradan maruz kalırım bir şey olur diye mahkemeye gitmedi. Ve Necdet bundan yaklaşık 40 gün önce onun evin arkasında yüksek gelirim telleri geçiyor. Ve köyden gelen normal eve gelen elektrik ağaçları da geliyor. Bundan 2 sene önce yüksek gelirim tellerine ee, ağacında bir yangın oluşmuş ve o yangın sonucu e, o ağacın bir tanesi 3 metre yanmış yüksek gelirimin ağacı e, o direkt 3 metre kesilerek şeyi aşağıya çektiler o teli tedaş gelip aşağıya çekti. Ee, Necdet de bir dışarı çıkıyor ki bakıyor ki evin yanındaki telleri yerdeymiş yani zaten o tellerde elektrik yok o yerde olan tellerde. Necdet o teli yoldan kaldırmak için bir kenara koyuyor ve o yüksek gelirime denk geliyor o tel ve elektrik Necdet'i çarpıyor. Biz Necdet'i Diyarbakır e, Dicle Fakültesine kaldırdık. Oradan da Çamsakur'a, Çam Sakura Başakşehir Hastanesi'ne götürdük. Tedaş iki yıl önce o direkten yanma olmuş. Yüksek gelim direğinde. Tedaş o direği değiştireceği yerde değiştirmemiş. Sadece 3 metre aşağıya fincanları çekerek tirleri 3 metre aşağıya çekmiş. Yani Tedaş tamamıyla suçludur bu konuda. TEDAŞ hakkında bir işlem yapmayı düşünüyoruz. TEDAŞ Yüzde 100 suçlu olduğunu düşünüyoruz Ve e, TEDAŞ hakkında e, Hukuki süreç Başlatacağız Bir kolunu aldılar e, Çamsakura Hastanesi Kartal'a sevk etti belki diğer kolunu Kurtarırız diye Ve Kartal'da diğer kolunu kestiler Orada da kurtaramadılar e, Bir bacağı da patlaktı. Necdet'in sol bacağı Tamamıyla patlak durumda şu anda Elektrik yanığı var bu ee, bayağı yüksek derecede patlakları var zaten vücudun diğer çeşitli yerlerinde de yanık şeyleri var ee, ve tedavinin e, şu anda evde devam edeceğini doktorlar bize söyledi bundan üç gün önce e, doktorlar onun e, şeyini verdiler yani eve götürmemizi söylediler ve o esnada polisler zaten sürekli kapıda bekliyordu. Bunda 35 gündür sürekli polisler kapıda bekliyordu. Ee, ifadesi var diye ve 3 gün önce Necdet'i aldılar, ee, Kartal Adliyesine götürdüler. Orada konferans yöntemiyle Siverek Adliyesine bağlandı. Ee, Necdet'ten hiçbir şey sormadan hakim hiçbir şey sormadan Sadece seni tutukluyorum, cezaevine gönderiyorum diyerek Necdet'i orada sedye üstünde, ambulans eşliğinde Necdet'i cezaevine bıraktılar. Ee, Necdet şu anda cezaevinde iki kolu yok. sedye üzerinde ve mahkum koğuşların içerisindedir. Zaten mahkumların içindedir Necdet. Ee, Necdet kendine bakamaz bir durumda. Sürekli terlemesi var. Gözüne ter giriyor. Ee, sürekli su istiyor ve e, tek başına hayatını kesinlikle idame ettiremez. Necdet e, e, mikrop kapmaya vücudu çok yatkın. Her an oradan mikrop kapabilir, her an enfeksiyon kapabilir. E, şu anda bizim amacımız e, Necdet'in yani bir an önce sağlıklı bir yere ve sağlıklı bir hastaneye, sağlıklı hijyenik bir ortama çıkarmalarını istiyoruz. Böyle bir şekilde hayatta ceza evine girmemesi lazım. En azından onu temiz, sağlıklı bir ortamda olması lazım. Ee, yani en azından ya hastanede ya da evinde bakılması gerekiyor. Zaten kim bakabilir ki? Anne hani mahkum üç gün baksın, beş gün baksın. Ee, altından tut. Yani bütün her şeyi, e, yani bebek gibi, adeta bir bebek gibi zaten altı bağlanıyor bir bebek gibidir. Hani bir bebeği düşünün. Bir bebek ne yapabilir? Kendine su verebilir mi? Veremez. Kendine yemek yedirebilir mi? Yediremez. Evet. Türkiye'de adaletin olmadığını düşünüyorum. Eğer adalet olsa, insandan zerre kadar vicdan olsa, merhamet olsa bir, böyle bir insanı cezaevine atamazlar. Bir iftiradan dolayı böyle bir insanı tutup da cezaevine atamazlar zaten. Yani Türkiye'de adaletsizliğin olmadığı kanıt yani beyan ediliyor bu şekilde yani. Yani büyük bir adaletsizlik var şu anda Türkiye'de. Yani çok büyük bir adaletsizlik var zaten. Sonuç almadığımızda İHA'ya gideceğiz. Ee, oradan da sonuç almazsa İnsan Haklar Mahkemesi'ne gideceğiz. Yani biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Böyle bir insanın cezaevinde olma ya şartlarında olmayacağını herkes biliyor. Bütün kamuoyuna e, biz bunu göstermeye çalışacağız. Elimizde gelen her şeyi yapacağız. Yani Türkiye'de adaletin kötü gittiğinin, Türkiye'de adaletsizliğin olduğunu kanıtlayacağız inşallah. Hakımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Adalet nöbetine gireceğim. Çünkü haksız yere bir insan cezaevinde ve o insan da sağlık durumu çok kötü bir şartlar altında yani. Sesimiz gerekirse adalet bakanlığı önüne çıkar. Orada kendimi şey yaparım. Açlık kirevine koyarım. Gerekirse kendimi kelepçelerim. Gelip beni tutsunlar yerine ya. Ya böyle bir insan cezaevine girer mi ya? Yani zerre kadar vicdan olsa insan böyle bir insanı cezaevine koyabilir mi? Eğer biz e, bir yerden e, bir şey almazsak ihadeye gideriz. E, i̇nsan haklar mahkemesine başvururuz. Yani bizim tek amacımız o insanı oradan çıkarmasıdır Yani böyle bir insanı ölüme göndermemek lazım. Yani şu anda direktmen ölüme... Resmen ölüme itiliyor bu insan yani. Resmen ölüme gidiyor yani. Yani adaletin olmadığını bir insanı direkt... idam yok ama idama gönderiyorlar. Yani gerçekten bir idam var şu anda. Yani idam resmi yok ama e, var yani. Demek ki var yani. Olmasaydı kolu olmayan bir insan, ayak patlak olan bir insan kendine bakmaz, durumunda olan bir insan sedye üzerinde cezaevine gidiyorsa idam demektir bu Türkiye'de yani. Türkiye'de bir bir idamdır yani.